Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, kitab Taharet, temizlik bölümünde adab-ı hala, hala adabı onunla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifleri anlamaya çalışıyorduk. Sıradaki hadis-i şerifi Abdullah bin Abbas Radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahumme allimhu te'vilel Kur'an Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, te'vilini öğret ya Rabbi ona diye Efendimiz'in duasına nail olan büyük sahabi Abdullah bin Abbas, Efendimiz aleyhisselamı amcasının oğlu o rivayet ediyor. Ve an ibn Abbasin radıyallahu anhuma kal Marran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi kabreyni fakal. Efendimiz aleyhissalatu vesselam giderken iki tane kabre uğradılar. Yani başka rivayetlerde, şerhlerde yeni daha defnedilen iki şahıs var. Onların kabirleri var. Oraya uğradı. Fakale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّهُمَا ve وَمَا يُعَذَّبَانِ fi كَب۪يرٍ bu iki tane mezar bunların sahipleri burada şu an azap görüyorlar. Ama zannettiğiniz gibi وَمَا يُعَذَّبَانِ ف۪ي كَب۪يرٍ Böyle sakınılması zor olan bir mesele var, bir hadise var. Ondan dolayı azap görmüyorlar. Bilakis çok basit bir meseleydi bu. Herkes bundan korunabilirdi. Nedir o? İşte ayakta bevletmek. Yani onlar ayakta bevlettiler. Şimdi bundan dolayı ikisi burada azap görüyorlar. Biri ayakta bevletmekten, biri nemime söz taşıyor bundan dolayı. Emma ahaduhuma bunlardan bir tanesine gelince fekane la yastetiru minel bauli. Yani bu bevilden, idrardan korunmuyordu, kendini korumuyordu, sakınmıyordu. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir alanda çölde gidiyor, bir mızrağı var, onunla deliyordu toprağa, çukur oluşturuyor. Orada Efendimiz Aleyhisselam bevlediyordu. Neden? Üzerine idrar, istenzihu minel bevli buyurmuştu. İdrardan kendinizi koruyun, idrardan sakının üzerinizde idrar olmasın. Tertemiz olun. Mikroplarla, pislikle beraber dolaşmayın. Asabına bunu anlatıyor. Şimdi e bunları Peygamber Aleyhisselam'dan dinleyen iki kişi var. Onlar oradalar, azap görüyorlar. Hep zannedilir ki büyük günahlardan dolayı sadece azap olur. Ama bundan dolayı da oluyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlar bevlden uzak durmadılar. Müslim'in rivayetinde ise la yestenzihu minel bevli. Bevlden kendini korumuyordu, sakınmıyordu. Yani bunlardan bir tanesi. Ve ammel ahar, diğeri ise fekâne yemşi bin nemime. Söz taşıyordu insanlar arasında. Yani birinin sözünü likastil idrar, başkasına zarar vermek için taşıyor. Yani iki tane adam var, bunların arasında bir husumet var. Bundan alıyor, ona taşıyor. Ondan alıyor, buna taşıyor. Allah muhafaza buyursun. Hepimiz öleceğiz. Ama Allah Teala'nın gayb perdesinin kaldırdığı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize öldükten sonra neler bizi bekliyor onları gösteriyor ahiret ekranı, berzak aleminin ekranı, onu gösteriyor. Bakın diyor, eğer nemime varsa, söz taşıyorsanız, buradan duydunuz, oraya naklediyorsanız, sonra iki kişi birbirine giriyorsa, kabirde sizi azap bekliyor. Neden bunları anlatıyor? Yani öğretmen, öğrenciye, baba evladına, bak oğlum ders çalışmazsan, şunlar yapmazsan seni böyle bir felaket bekliyor diye evladını uyarır, yavrusunu ikaz eder, talebesini geleceğe öğretmen ikazla uyararak hazırlar çalışmazsan e, sınıfı geçemezsin, istediğin yere gidemezsin, orada okuyamazsın, alim olamazsın bunları söyler değil mi? Bunları söyler. Efendimiz Aleyhisselam da bize neler bekliyor neleri ihmal edersek kabirde ahirette bizi neler bekliyor onları anlatıyor ki kardeşlerim bunlardan uzak durun bunları yapmayın sünme efendimiz sonra ne yaptı akde ceri deten ratbeten ceri ratbeten böyle yaş bir hurma dalı aldı hurma dalı Feşakkaha bi nisfeyni. Efendimiz onu ikiye ayırdı. Hurma dalını aldı. Fe ahede celideten ratbeten. Feşakkaha nisfeyni. ikiye böldü. Feşakkaha bi nisfeyni ikiye böldü. Thumme garaze fi kulli kabrin vahideten. İki tane mezar vardı. Her birine bölmüş olduğu, ikiye ayırdığı o hurmayı bir oraya bir tane birine, bir tane diğerine dikti. Fakalu sahabe dedi ki: "Ya Resulullah, lima sanate hada? Niçin böyle yaptınız?" Yani buyurduk önce bu iki mezar ikisi burada azap görüyor. Ama bildiğiniz gibi büyük günahtan dolayı değil sakınılmalı zor olan bir şeyden dolayı değil. Biri ayakta bevle idrardan sakınmıyordu. Ötekisi ise o da söz taşıyordu. Sonra thumma akhadha jaridatan ratbeten, Bir tane yaş hurma dalı aldı. Feşakka ha bi ikiye böldü. Yarısını bir mezara, diğer yarısını diğerine dikti. Sahabe de sordu. Neden böyle yaptınız ya Resulallah? Sorarlardı. Ama bazen diyorlar ki, sormaktan haya ederdik. Bir bedevi çıkıp gelse, henüz Resulullah Aleyhisselam'ın büyüklüğünü, meclisine ilk defa oturduğundan dolayı idrak edemeyen biri gelse, ona sorsa da biz de dinlesek, Hayalarından soramazlardı bazen efendimiz Aleyhisselam'a. Burada sordular, "Lime sana'te haza? Niçin bunu yaptınız ya Resulallah?" Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, لَعَلَّهُ en يُخَفَّفَ عَنْهُمَا malem لَمْ يَيْبَسَا yani zamir, لَعَلَّ الْعَذَابِ diye biz alalım. Farklı takdirleri var. Yani e, bu azap umulur ki, en يُخَفَّفَ عَنْهُمَا Bu iki mezarın sahibinden malem لَمْ bu bölüp de buraya koymuş olduğum hurmanın iki parçası bu yarımlar Bir dalı bölmüştü ya yarısı burada yarısı burada Bunlar yaş kaldığı müddetçe Allah Teala bunların azabını hafifletir Peki bu hadis-i şerifi nasıl anlayacağız kardeşler? Bu hadis-i şeriften çıkarılan hükümler neler? 1- Demek ki kabir azabı varmış. Aslında azabul kabr, kabir azabı yani daha çok insanlar önemli bir bölümü kafir olduğundan taglip cihetiyle, çokluk cihetiyle kabir azabı deniyor. Ama kabirde nimet de var. Ravdatun riyadil cenne. Müminler için cennet bahçesi olacak. Kabir alemi müminler için inşallah bizim için, Müslümanlar için cennet bahçesi olacak. Peki kafir için, zalim için, günahkar için orada azap olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bu ikisi burada azap görüyorlar. Şimdi. O zaman وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ila يَوْمِ يُبَعْثُونَ Berzah alemi demiş olduğumuz kabir aleminde azap var kardeşler. Ha, birileri inkar ediyormuş, başka şeyler söylüyorlarmış. Bizim için onların neler söylemesi önemli değil. Bizim için önemli olan Peygamber Aleyhisselatu vesselam ne buyurdu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim ona indirdi. O açıklıyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُوا فَنْتَهُ O size neyi verdiyse onu alın buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi neden nehyettiyse ondan da uzaktır. O zaman onun ifadesini alacak onun buyruğuna teslim olacağız. O diyor ki orada azap var. Peki şimdi biz onların ifadesini almayalım ama alanlar var. Belki oğlun dinliyor onları. Belki eşin dinliyor. Sonra diyecekler ki kabir azabı yok. Ya Efendimiz diyor ki bak orada tehlike var bunları bunları yapma seni orada azap bekliyor. O da yani trafik levhalarını yoldan kaldıran bir adam se iyilik mi yapar? Kötülük yapar değil mi? 60 ile 70 ile 90 ile git diyorlardı. Devletin yetkilileri tabelaları oraya koyarak sürücülere kaldırdı birisi. Sen 150 ile gittin radara girdin. Ne yaptı? Kötülük yaptı sana. Veya uçurum vardı. Veya kış araba burada kayar onunla alakalı tabelalar koydular. Adamlar kaldırdı. Sen ne gidiyorsun 150 ile uçuruma girdin. Gitti araba. Eve giderken ahirete gitti. Böyle oldu. Ne yaptılar? Kötülük yaptılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam önümüzde bizi neler bekliyor onları anlatıyor. Peki kabirle alakalı çok yerlerde ben bunu anlattım. Ama tekrarda fayda var. Belki ilk dinleyenler var. Yine böyle ana hatlarıyla söyleyeyim kardeşlerim. Kabir azabı sadece bu hadiste değil. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Ama iki ayet okuyayım size. 1. En-nâru yu'razûne 'aleyhâ'l-gudû ve'l-'aşiyâ ve yevme takûmus-sâ'a edhilû âle Efendim Gafir Suresi'nin 46. ayeti. Allah Teala buyuruyor ki Ennaru yu'radun aleyha gudu ve Sabah akşam gudu ve vahşe. Sabah akşam onlara azap veriliyor. Ennaru yu'radun aleyha gudu ve Yani onlar azabı arz ediliyorlar sabah akşam. Ve yevme takumu sa'a sonra kıyamet kopuyor. Edhilu ale firavuna eşeddel azab. Şimdi de Firavun'un ailesini daha şiddetli bir azaba koyun. Demek ki önceden bir azap vardı, kıyamet kopuyor. Sonra Allah Teala buyuruyor ki daha şiddetli bir azaba onları alın şimdi. Ve yevme takumu saatu adkhilu ale firavun eşedde Daha şiddetli bir azabın içine onları alın. Peki kıyametten önceki Firavun'a yapılan azap nerede olur? Dünyada Musa Aleyhisselam ona azap edebilir miydi? Ondan ümmetini aldı gidiyordu işte zulmünden kurtulmak için. Demek ki o kabirdedir. Peki sonra kardeşlerim Allah Azze ve Celle Nuh Suresinin 25. ayet kelimesinde mimma <laughs> خَطِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَعْرَى Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi azdılar. Sonra o günahlarından dolayı tufanda boğuldular gittiler. Mimma hatiyatihim hatiyatihim ugriku fa Hemen ateşe sokuldular. Fa takibi. Firavun e, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi şu kadar zaman önce helak oldu. Ama Cenab-ı Hak mazi fiille fa udkhilu nara. Hemen ateşe sokuldular. E, cehennem daha insanlar oraya girmedi gelecekte olacak ama geçmiş zaman ifade eden fiille fiili mazili ifade ediyor. Bir de takip fa takip tertip ifade ediyor. Hem tertip hem takip ifade ediyor. Hemen ateşe sokuldular. Ne zaman oldu bu kardeşlerim? Efendim o zaman yani tufanda boğuldular. Hemen kabirde azap onlara başladı. Peki böyle dediğiniz zaman o zaman size diyecekler ki ya nasıl olur? Ahirette Cenab-ı Hak hesaba çekecek. Ondan sonra kimi cennete, kimi cehenneme gidecek. Hesaptan önce kabirde azap olur mu diyecekler size. Böyle diyorlar çünkü. Yani bazen hafız olan bile şaşırıyor. Ya nasıl olacak? hakikaten mahşerde hesabı olmayacak mı? İkra kitabek. Allah Teala amel defterini oku diyecek. E bundan önce azap olursa mahkemeden önce azap adaleti uyar mı diye. Kardeşlerim Enfa suresinin 50. ayetinde Rabbim buyuruyor ki وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ eğer diyor sen görsen, Levin cevabı mahzuf. Acayip bir şey, bunu gözünle anlatamazsın diyor. İd yeteva fellediine kafarul melaikeh. Melekler o kafirlerin canını alırken, walutara id yeteva fellediine kafarul melaiketu yzribun ve uatabarhum. Kafirin, bak daha dünyada ölmeden yüzüne vuruyorlar, sırtına vuruyorlar. Ve zûku azâbel harik, Bu yakıcı azabı tadın diyorlar. Enfa suresinin 50. ayeti. Rabbim buyuruyor ki daha ölmeden azap var. O zaman diyorlar ki hani görmüyoruz. Yani kabirde efendim azap oluyor ama görmüyoruz diyorlar. Yani kabirde. peki Allah Teala dünyada azap olacak diyor kafire. Görüyor musun kardeşim? Bak dünyada var Hani onlar kendilerince bir akıl yürütüyorlar Efendim diyorlar Madem mahşer orada olacak Hesap Şimdi Allah dünyada hesap Kabirde hesap sormaz Bak Cenab-ı Hak kafire ölürken azap ediyor Peki Neden hesaptan önce azap ediyor Kullu nefsin zaiqetul maud Ve innema tuvaffavne ucurekum Yevmel kıyame Tevfiye kardeşlerim yani cezanın mükafatın ya da azabın kalanını vermek demek. Dolayısıyla insanlar yapmış oldukları iyiliklerin ya da kötülüklerin bir kısmını dünyada alacaklar, tadacaklar. Allah Teala'nın kanunu bu. Ahirette hesaptan sonra mükafatın geri kalanını, cezanın bakiyesini alacaklar. Yani Kur'an'ın sistemi, Kur'an'ın nizamı böyle. Peki ikinci husus, neden görmüyoruz? Kardeşlerim, hepiniz rüya görüyorsunuz. Rüyada adam dayak yiyor, idama götürüyorlar, asacaklar, korkulu haller, toplanmışlar, cellatlar, kırbaçları indiriyorlar. O halde kanter içinde uyanıyorsunuz. Uyanınca bedeninizde kırbaç izleri var mı? Görüyor musunuz onları? Peki yanınızda birisi yatmış olsa siz rüyada bunları görürken, yaşarken eşiniz yaşamış olduklarınızı hissediyor mu? O da uyuyor yanınızda. Hissediyor mu? Etmiyor. Bak dünyadasınız. Daha ölmediniz. Ama rüya ayrı bir alem o korkuyu yaşıyorsunuz ama bedeninizde iz yok. Peki dünyada yaşarken dünya ayrı bir alem. Burada yaşadıklarımızı yanımızdakiler anlamıyor, bilmiyor da kabir aleminde efendim kamera koyduk. Orada kamera göremedi, kaydedemedi. Bunu söyleyenler değil Kur'an-ı Kerim'in ruhundan insan gerçeğinden bile mahrumlar. İşte rüya hepinizin yaşadığı bir durum. Görüyoruz bunları, rüyada görüyoruz ama uyandığımız zaman bizde bunların eseri yok kardeşlerim. Peki bir de diyorlar ki efendim Yasin suresinin 52. ayetinde قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Efendim orada insanlar diyecekler ki mim markadine, mim markadine hada Yani biz bu uyuduğumuz yerden işte e, kim bizi kaldırdı diritti diyecekler. Demek ki insanlar bir azaptan dirilmeyecek Uyuy uyuyacak herkes kabir aleminde ruhlar böyle olacak. Azap yok bu ayeti kullanıyorlar. Şimdi bu hadisi kim rivayet ediyor dedik? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Efendimiz ona dua etmişti. Ya Rabbi buna Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğretti. Allahu muallimu tevilal Kur'an. O diyor ki ona da soruyorlar bu ayeti. Yani madem kabir azabı olacak işte bu ayette min merkadina hada yani bu yattığımız yerden men bizi kim diritti? O zaman insanlar uyuyorlar diyor ki Venufi nufika sur, sura iki defa üflenecek buyuruyor Cenab-ı Hak birinde her şey ölecek ikinci de diriliş suru olacak dolayısıyla iki sur arasında yani birinci surda her şey ölecek herkes ölecek bütün canlılar İkinci surda üflendiği zaman bütün canlılar dirilecek bu iki sur arasında bütün insanlar uykuda olacaklar kabir aleminde. Onun için diriliş o uyku safhasından başlayacak diyor İbni Abbas. Dolayısıyla bu ayette bu şekilde anlamış olduk. Kardeşlerim, razilere, beydavilere, onların işaretiyle Hz. Resulullah Aleyhisselam'a gittiğiniz zaman göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah Aleyhisselam'dan gelen sahih rivayetlerde hiçbirinde taarruz yok. Hiçbirinde tenakuz yok Allah'ın inayetiyle. Birincisi bu. Demek ki kabir alemi var. Müslüman nimetlere nail olacak. Efendim nasıl olacak bu? Rüyada neler oluyor? Neler yaşıyorsunuz? Seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ha orası da ayrı bir alem. Onu biz aklımızla idrak edemeyiz. Ama peygamber aleyhisselam bize orayı anlattı. Anlattıklarına inanıyoruz. Bir de rüyaları biliyorsunuz. Rüyada gördükleriniz var. Demek ki bazı şeyleri anlatamıyoruz. Gözümüz kapalı ama görüyoruz işte. Renkleri görüyoruz, şehirleri görüyoruz. Yani gözünüzü kapatın şimdi görün bakalım. Göremiyorsunuz. Ama rüyada Allah azze ve celle gösteriyor rüyada göstermeye, rüyada yaşatmaya kadir olan Allah Azze ve Celle bunları haber verdi, ifade buyurdu. Kabirde yaşatmaktan neden aciz olsun kardeşlerim? Böyle aciz olan insanların sözüne mi inanacak? Yoksa alemi var eden, seni yoktan yaratan Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını bize bildiren, şerh eden, tefsir eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bildirdiklerine mi inanacaksınız.